çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Çocuk deyip geçmeyin programından hepinize selam ve sevgilerimizle bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim bugün göndermiş olduğunuz mesajları cevaplandırmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar bir saat sürecek olan yayınımızın içerisinde. İlk mesajımız bir satırlık bir mesaj. Savaş Bey'in mesajı. Savaş Bey şöyle bir soru sormuş. Hocam 2 aylık evliyim. Eşim ile çok şiddetli kavgalarımız oluyor. Ne yapmalıyım bilemiyorum diye yazmış değerli Savaş Bey. Şimdi Savaş Bey, evlilik öyle bir kurum ki 2 ayrı kültürde yetişmiş, 2 ayrı kişilik özelliğine sahip, 2 ayrı ailenin içerisinde ayrı yemekler yemiş, ayrı babaların konuşmalarını dinlemiş, ayrı annelerin terbiyesinden geçmiş, ayrı sokaklarda yetişmiş, birbirine aslında hiç benzemeyen, sadece birbirleriyle sevgi bağıyla bağlanmış olan kişilerin ortak bir gelecek planlaması, aslında geleceğe ortaklaşa bakmış olması. O açıdan bakıldığında evliliğin ilk yılları, ilk günleri oldukça önemli. İstatistiklere baktığımız sırada görüyoruz ki evliliğin ilk yıllarını atlatabilen kişiler, yani ilk 3 yılını atlatabilen kişiler ondan sonra birbirlerini tanıdıkça, daha doğrusu evlilik nedir kısmını tanıdıkça bakıyorsunuz ki evlilikler belli bir dengeye oturuyor, belli bir stabiliteye oturuyor, kıvama geliyor. 2 aylık evlisiniz ve belki de evliliğe yüklediğiniz anlam birbiriyle çalışıyor olabilir eşinizle. Size tavsiyem şu: eşinizi değiştirmeye kalkmayın. Eşinizden büyük beklentiler içerisine girmeyin. Eşinizin olabilir bir genç hanımefendi eşiniz ve bir kuş gibi geldi, size sığındı. Yapacağınız şey onu kaygılandırmamak. Onu kaygılandırmamak. Belki size karşı o saldırıyor gibi geliyor olabilir. Belki size karşı o efendim hırçınlık yapıyor gibi geliyor olabilir. Belki kendinize karşı birçok şeyi de saygısızlık olarak da kabul ediyor ve siz de bunalıyor olabilirsiniz. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Kadınların genellikle hırçınlıkları sevgi ihtiyacındandır. Eğer bir kadın sevgiye ihtiyaç duyuyorsa o kadın hırçın olur. Eğer bir kadın saldırıyor ise aslında o kadın kendisini savunuyordur. Eşinize bir de bu yönüyle bakmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Yoksa birbirini severek kurulmuş olan evliliklerde, hani eskilerin deyimiyle nikahta keramet vardır denilir ya. Evet, gerçekten psikolojik olarak da bakıldığı zaman nikahta, evlilikte büyük bir büyü var. Size düşen bir erkek olarak belki size düşen şey şu olması lazım ki bu büyüyü bozmayın. Eşinizi kaygılandırmayın. Genç bir hanımefendi size sığınmış vaziyette. Eğer sizi yanlış anlar ise, kendisine zarar verici birisi gibi algılar ise, ondan büyük beklentileriniz var olduğunu zanneder ise, evi beceremeyeceğini zanneder ise, size eş olamayacağı gibi bir beklentinin içerisine girdiğini zanneder ise, bir taraftan telefon çalıyor, kayınvalidesi arıyor, öbür taraftan bir başkası eğer evliliğin içerisine karışıyor ise, hele ki sizin onu koşulsuzca sahiplendiğinizi, yani bir kanatlarınızın altına almadığınızı, onu benimsemediğinizi bir hisseder ise, o zaman bir genç bayan, evet, kendisini korumak için pamuk ellerinin içerisinden pençelerini çıkartıverir. Size düşen şey, belki bir beyefendi olarak, bir eş olarak size düşen şey, eşinizi kaygılandırmayın. Burada oyun kurucu olan, burada sistemi kurucu olan kişi
sizsiniz. Eğer eşinize bir de bu yönüyle bakarsanız, beklentilerinizi azaltırsanız ve onu şu emniyet içerisine alırsanız, olsun sen beni sevmesen de ben seni yine de seveceğim emniyetinin içerisine alırsanız, işte o zaman pençeler yeniden pamuk ellerinin arasına girer. Arslanın hani pençeleri var ya, eğer o arslan bir kaygılanırsa yumuşacık o ellerinin içerisinden pençeler çıkar. İşte kadının halini de böyle düşünün. Kaygılandırırsanız birdenbire pençelerini çıkartıverir. O pençelerle baş edebilecek bir erkek de ben şimdiye kadar çok görmedim. Kaygılandırmayın eşinizi. Savaş Bey, size tavsiyem bu olur. Efendim, Elif öğretmenin mesajı var sırada. Elif öğretmen şöyle sormuş: Hocam, birinci kademede sınıf öğretmeniyim. Çocukluk Sırrı kitabınızı okudum. Çok etkilendim. Kendi çocuklarım için duyduğum vicdani sorumluluğu sınıfımdaki çocuklarım için de duyuyorum. Bunun için sorularım olacak. Cevaplarsanız çok sevinirim. Hocam, çocuklarımıza öğrenmenin mutluluğunu nasıl verebiliriz? Evet. Öğrenmenin mutluluğunu nasıl verebiliriz? Test çözdürerek, sınav yaparak bu mutluluğu engellemiş mi oluyoruz? Yapacaklarımızın sınırları nelerdir? Ayrıca sınıfta dikkatini toplamakta zorlanan öğrencilerim çok fazla. Merak duygusu sanki hiç yok. Bu konuda neler yapalım? Dikkat nasıl geliştirilir diye sormuş değerli Elif öğretmenim. Değerli Elif öğretmenim, sınıfımdaki çocuklara, kendi çocuğuma duyduğum hassasiyet içerisinde hassasiyet duyuyorum demişsiniz ya. Umarım sizin gibi öğretmenler kopyalana kopyalana yurdun her bir yanına yayılır ve kendi çocukları gibi çocuklarına yaklaşan efendim öğretmenlerin sayısı artar. Bir öğretmenden zaten farklı bir şey beklenmez. Ama belki de yaşam şartları, belki eğitim sistemimizdeki anormallikler, belki bir öğretmenin kendi çocuğunu henüz yetiştirememiş olan velilerin çocuklarıyla baş etme zorluluğu, belki idareden kaynaklanan zorluk, bir de bakıyorsunuz ki öğretmeni hiç de hayal etmediği bir atmosferin içerisine kendisini sokuveriyor. Evet, zaman zaman değerli öğretmen arkadaşlardan mesaj alıyoruz. Diyorlar ki 60-70 kişilik sınıf içerisinde ben nasıl ders anlatayım? Ben nasıl ders anlatayım? Evet, bir bakıma aslında doğru bir söz. Bu kadar kalabalığın içerisinde mutlaka verimlilik düşecektir. Ama öbür taraftan şunu da hesap etmek lazım belki, şunu da dikkate almak lazım belki. Bu işin bir yol ve yöntemi var mı acaba? Yoksa benden öncekilerin yaptığı gibi eli sopalı, bağırarak, çağırarak, sindirerek mi yapmam lazım? Yani yarın vicdanımı yakacak, içimi yakacak olan şeylere şimdiden zemin mi hazırlamam lazım? Yoksa şöyle bir baksam, sağa bir baksam, sola bir baksam, acaba bu işin farklı yol ve yöntemleri var mı diye de efendim bir öğretmenin mutlaka düşünmesi lazım. Yoksa tabii hem kendini yıpratıyor, 50 tane öğrencinin karşısında ona bağırıyor, buna bağırıyor, sus lan otur yerine diyor. Öbür taraftan kız başka bir şey söylüyor. Onu susturayım, bunu susturayım derken ya bir insanın şeyi yetişir mi buna? Sinir sistemi yetişir mi buna? Sonra veli duyarlılığına bir bakıyor. Velinin eğitimle, meğitimle alakası yok yani. Çocuğun kolundan tuttuğu gibi sürükleyerek götürüyor. Siz çocuğa ne kadar duyarlı olmaya çalışırsanız çalışın, veliye bakıyorsunuz, he hocam anladım diyor. Bu iki tane ağzına çarptı mı adam olur diye cevap veriyor veli belki. Öğretmen arkadaşlar, bütün bu sıkıntılara rağmen, yani bir başkasının çocuğunu yetiştirmek için çaba sarf etmesine rağmen öğretmen arkadaşlar maalesef bir mesleki tükenmişliğin içerisine giriyorlar. Ve o tükenmişlik ki bir de bakıyorsunuz ki ondan sonra hem kendisine, hem ailesine, hem kendi çocuğuna, hem de efendim okuldaki çocuklara zarar verici bir boyuta ve hatta daha da ötesinde büyük bir ön yargının içerisine giriyor. Yıllar geçtikten sonra 10 yıl, 15 yıllık bir öğretmen mesleki tükenmişliğin içerisindeyken kendisine "Değerli hocam, aslında şöyle yapılsa daha iyi olabilir.
şöyle de yöntemler var diye söylendiği zaman, hocam geç onları, biz 15 yıldır neleri denemedik ki diyecek bir ön yargının içerisine de girebiliyorlar. Değerli Elif hocam, umuyorum ki içinizdeki bu çocuğa duyduğunuz ya da insana duyduğunuz bu sevgi hiçbir zaman körelmez. Eğer körelmeye doğru yüz tutarsa kendinizi hemen tekrar suyun üstüne çıkartın, bir nefes alın, ondan sonra derinlere doğru tekrardan dalmaya çalışın. Çünkü bu suyun içerisinde kramp geçirmiş olan, bu suyun içerisinde zıpkın yemiş olan çok kişi var. Su üstüne cesetleri çıkıyor. Böylesi öğretmenlerin. Dikkatli olmak lazım. Peki sizin sorduğunuz sorular da zaten en merkezi yerden soru sormuşsunuz. Diyorsunuz ki çocukların öğrenmenin mutluluğunu nasıl yaşatabiliriz çocuklara? Şöyle söyleyeyim değerli Elif hocam. Bir çocuk yapabildiğini gördüğü kadar bir sonraki yapmalarına karşı içinde bir motivasyon olur. Aslında öğrenmekten kaynaklanan hazzın en başta gelen motivasyon gücü budur. Yani bir öncekini yapabildiğinden emin olmaya başlayınca çocuk uğraştıkça, çaba sarf ettikçe, yani basitten başlayarak. Şimdi siz sınıfta ders anlatıyorsunuz ya, sınıfın içerisinde 30 tane öğrenci var ya, bu 20 tanesine hitap ettiniz ya, geriye kalan 10 tane öğrenci anlamakta zorluk çekti veya kaçırdı bir noktayı. Arkadaş o sırada silgi istedi, kalem istedi. Siz de tam o sırada önemli bir şey söylerken kaçırdı o sırada ya. Şimdi o öğrencinin o kaçırdığı an bir sonraki öğrenmesinin önündeki en büyük engel olacak. Yahut da çocuk hastalandı, bu hafta okula gelmedi ya. Siz bazı konuları atladınız ve bir sonraki konuya geçtiniz ya. Şu anda bir önceki öğrenme eksik kaldığından dolayı çocuk bir sonraki öğrenmeye karşı kendi içerisinde bir engel bulacaktır. Sanki çok büyük şeyler kaçırmış gibi, sanki hiçbir şey yakalayamamış gibi kendi içinde engel bulacaktır. Dolayısıyla sizin takibiniz şu olması lazım ki çocuğun yapabildiği kadarını yapmasına izin vermeniz lazım. Evet, şu bir gerçek ki şu anda Milli Eğitim'in hazırlamış olduğu müfredata bir baktığım sırada benim başım dönüyor. Çılgınca bir müfredat var. Ne zaman yetişebilir böylesi bir müfredatı yetiştirmeye, ne de bir öğretmenin nefesi yetişebilir. Kendi başına koşsa bile yetişemez, bir atın üstüne binmiş olsa, kamçılasa bile onu öğrendikten sonra, şimdi bunu öğreniyoruz, şimdi onu öğrendikten sonra şunu öğreniyoruz, şunu da öğrendikten sonra bunu öğreniyoruz. Neyi öğreniyorsun, neyi? Çocuğun hiç alakası yok senin bu hayal ettiğin şeyle. Teoride yazdığın bu müfredat, pratiğe baktığın zaman gidip bir öğretmen arkadaşlarla bir görüşmüş olsa, ben kendim de veliyim, kendi çocuklarımın da eğitimiyle yakından ilgilenmeye çalışıyorum, veli toplantısına gidiyorum. Şimdi mesela ben kendi çocuklarımla konuşuyorum, diyorum ki oğlum dersi nasıl takip edebiliyor musun? Öğretmen çok hızlı anlatıyor baba. Tam ben öncekinin ne demek istediğini anlatır dinlerken birden bakıyorum tahtayı silmeye çalışıyor öğretmen. Bir sonrakini anlatırken bir bakıyorum ki tahtayı silmeye çalışıyor. Her birisi aslında yarım yarım kalıyor içimde. Şimdi değerli öğretmen arkadaşla konuşuyoruz. Diyorum mesela hocam acaba hızımız biraz hızlı mı? Öğrenciler acaba sizin peşinizde yetişmekte zorluk çekiyor mu? Yani o soruyu sorarken de mahcup oluyorum. Çünkü sorunun cevabını aslında ben biliyorum. Şunu söylüyor öğretmen arkadaş da. Hocam yetiştirmekte zorluk çekiyorum. Neyi yetiştirmekte zorluk çekiyorsun değerli hocam? Müfredatı yetiştirmekte zorluk çekiyorum. Ben hatta 2 hafta gerideyim şu anda. Diğer arkadaşlara baktığımızda 2 hafta benden ileride. Ben çocuklar tam anlasın diye uğraşırken geride kalmışım. Diğer arkadaşlar da önde. Şimdi ne diyebilirsiniz bilmiyorum ki. Yani aslında Elif hocam siz bir şekliyle size sunulmuş olan o çıldırtıcı müfredatın içerisinde de kendinize göre bir yol ve yöntem bulmanız lazım belki. Egzersizleri ve alıştırmaları az tutun. Önemli olan konunun öğrenilmesidir. Örneğin gerçi bu dönem görüyor musunuz veya daha sonraki dönemlerde göreceksiniz, ilkokulda bunlar var. Kesirler kısmına geldiniz örneğin. Kesirler kısmına 1/4'e geldiniz. Şimdi çocuk bir bütünün 4 parçaya ayrılması kısmını tam olarak kavramadıktan sonra, tamamen kavramadıktan sonra,
Yani sınıfın içerisine süt getirin örneğin. Bir litre süt getirin. Bir de yarım litre süt getirin. Güncel yaşamla eşleştirmeye çalışın öğrenilen şeyleri. Bir elmayı 4 parçaya bölün örneğin. Bu 4 parçadan bir tanesini alın ve çocuklardan bir tanesinin eline verin. Yani gerçekten dokunarak, gerçekten görerek eğer çocuğa bunu sunarsanız, işte öğrenmenin öğrenilme kısmı ve çocukların aslında öğrenmeye karşı keyfi o zaman başlar. Ne olur o zaman? Bakın arkadaşlar, bir bütün vardı, bir tane elma vardı, 4'e böldük. Aslında bu 4'ü şuraya yazıyoruz. Bak bu 4. Bir parçasını da arkadaşıma verdim ya, bunu da yukarıya yazıyoruz. Bir parça da yukarıda. Kimde bu? Ahmet'te. Ahmet, istersen onu al, Ayşe'ye verir misin o bir parça dilinmiş elmayı? Şimdi bak, Ayşe'nin elinde 4 tane parçadan bir tanesi Ayşe'nin elinde. Yahut da ertesi derse efendim başka bir şey getirin. Bir bütünün başka 4 tane parçasını getirmiş olun. Güncel yaşamla eşleştirmeye çalışın. Soyut kavramlar üzerinden matematiği öğretmeye çalışmayın. Okulların gezi bütçeleri var. Evet, doğru, sinemaya gitmek, eğlenceye gitmek, efendim bowling'e gitmek, birçok okullar bunu yapıyor. Efendim müzeye gitmek, şuraya gitmek, buraya gitmek çok doğru, ama şimdi müzeye gidiyorsunuz, bakıyorum ben müzeye giden öğrencilere bakıyorum. Yani işte öğretmen 3-4 tane çocuğa anlatmaya çalışıyor, bu antik çağdan kalan bu taş parçasının karşısındaki şu duran şey şudur diye. Çocuğun bununla alakası yok ki şu anda. Yaşına hitap eder bir durumda değil ki. Evet, iyi bir şey yaptınız, çocuğu müzeye götürdünüz. Tarih ile, kültür ile çocuğu bağdaştırmaya çalıştınız. Ama çocuğun acaba yaşına ve ilgi alanına uygun mu şu anda anlattığınız şeyler? Değil. Arka tarafta kakara kikiri birbirlerine itilip duruyorlar. Onun yerine alın, sosyal bilgiler dersinin içerisinde eğer bir kaymakam, validen bahsediliyor ise, bir emniyet müdürlüğünün, bir zabıtanın görevlerinden bahsediliyor ise, telefon açın bir zabıtaya, zabıta müdürlüğüne, bir emniyet müdürlüğüne telefon açın. Değerli hocam, konumuzun içerisinde bu geçiyor. İşte polis, emniyet müdürü konusu geçiyor. Bir kaymakam konusu geçiyor. Acaba zat halinizi kaymakamlıkta ziyaret etmiş olsak, çocuklarımızla 2 dakika bir görüşebilir misiniz desek, hangi bir kaymakam karşı çıkacaktır? İşte çocuklara gerçek yaşamla özdeşleştirerek eğer bilgiler öğretilirse, çocuklar o zaman öğrenmiş olduğu konunun efendim heyecanını duyarlar. Çocuk neyi öğrendiğini bilmiyor başlangıçta. Neyi öğrendiğini bilmiyor. Yani siz bir konu anlatıyorsunuz çocuğa. İşte diyelim ki mesela liselerde bir konu anlatıyorsunuz. İşte logaritmayı anlatıyorsunuz, trigonometriyi anlatıyorsunuz, moleküler yapıyı anlatıyorsunuz, falan anlatıyorsunuz, filan anlatıyorsunuz. İyi de yani çocuk bunun güncel yaşamdaki karşılığını eğer bilmiyor, görmüyor ise, bu öğrendiği şeyler kendisinde kopukluk oluşturuyor ise, öğrenmeye karşı merakı gittikçe düşer. Ben kendim için söyleyeyim. Daha önceki programda söylemiştim. Çocukların kitabının içerisinde işte yönetim vesaire kısmında vali, kaymakam diye bir şey gördüm. Bir gün araç içerisinde giderken bir baktım ki kaymakamlık yazısını gördüm. Hatta Beylikdüzü Kaymakamlığı'nın yazısını gördüm. İçeriye girdik. Oradaki sekreter hanım da çok şaşırdı zaten, böyle bir şey ne demek istiyor bunlar diye. Ona ilettim, dedim ki biz kaymakam beyden randevu almadık. Eğer mümkünse çocuklarımla birlikte geldim. Konularının içerisinde kaymakamlık konusu geçiyordu. Acaba kendisi bize bir 5 dakika vakit ayırabilir mi deyince bana böylece ters ters baktı, bu adam ne demek istiyor diye. Dedi yani kaymakam beyle randevunuz yoksa görüşemezsiniz. Dedim rica etsem acaba görüşebilir miyiz? Bir uğrayabilir misiniz? İçeriye çalabilir misiniz kapıyı? Çaldı, içeriye söyledi. Ve kaymakam bey büyük bir güler yüzlülük içerisinde, ki buradan da kendisine çok teşekkür ederim. Yalnız o sırada Beylikdüzü kaymakamı değildi. Kaymakam bey Küçükçekmece kaymakamıydı. Değerli kaymakam bey geçici olarak orada bulunuyordu. Küçükçekmece kaymakamı Beylikdüzü kaymakamı olmadığı için orada bulunuyordu. Kendisini ziyaret ettik. İçeriye girdik. Odaya girdik. Çocuklar bir tavana bakıyorlar. Bir duvara bakıyorlar. Kaymakam diye kitabın içerisinde bulunan o resim birden canlanmış oldu karşısında. Kendisine buradan ayrıca teşekkür ederim, değerli Küçükçekmece kaymakamına, ki o zaman vekalet ediyordu Beylikdüzü kaymakamı. Kendisine ayrıca teşekkür ederim. Çay ikram etti. Çocuklar nasılsınız diye hitap etti. Kaymakamlığın görevinden bahsetti. Bir kaymakamın görevinden bahsetti.
Çocuklar deli oldu, deli deli. Kaymakamlığın o binasından çıkarkenki zıplayan hoplayan hallerini görecektiniz. Arabaya bindikleri sıradaki hallerini görecektiniz. Çocuklar kitabın içerisindeki soyut duran bir şeyin canlanmış olduğunu gördüler. Tüm bunları değerli Elif hocam, belki siz yapamazsınız her birisini tek tek bütün öğrencilerinize yapamazsınız. Ama okulla veli işbirliği içerisinde olunursa tüm bunlar çocuğun öğrenmesine karşı, güncel yaşamdaki karşılıkların bulunmasına karşı oldukça önemlidir. Dolayısıyla iki şeyden bahsettim Elif hocam. Daha onlarca şeyden de bahsedilebilir belki ama bunlardan bir tanesi çocuğun bir önceki öğrenmesi tamamlanmadan bir sonraki öğrenmeye geçmemesi lazım. Birazcık daha açayım bu konuyu. Ben mesela kitaplara baktığım zaman, ilköğretim kitaplarına baktığım zaman hakikaten benim de anlayamayacağım kelimelerle sorular sorulmuş. Kimi zaman modern kelimeler, modern Türkçe'ye ait kelimeler ya da öz Türkçe'ye ait kelimeler ama güncel yaşamda karşılığı yok. Kimi zaman da efendim kullanımda eski kelimeler ki yine güncel yaşamda karşılığı yok. Çocuğa bir paragraf yazı yazılmış. Ya ben düşünüyorum. Diyorum ki bu ne demek istedi acaba? Yani soruyu ben yetişkin olarak 40 yaşında bir pedagog olarak çocuğa bu kadar yakın durarak kendisini eğitime bu kadar adamış birisi olarak bir bakıyorum. Ben anlamakta zorluk çekiyorum ve kendim de çok net olarak söylüyorum diyorum değerli oğlum anlayamadım gerçekten ben bu soruyu anlayamadım. Niye ben böyle söylüyorum? Çünkü çocuk okuyor 3 kere okuyor 4 kere okuyor. O da anlayamayınca kendisini saf yerine, kendisini anlamayan yerine, eğitimde başaramayacağı yerine koyacağı için ben baktığımda gerçekten anlaşılması zor bir şeyse ben de anlamadım oğlum ne demek istiyor ama istersen bir getir sözlüğe bir bakalım ne yazmış bu adamcağız kitabın içerisine diye. Sözlüğe bakıyoruz, sağa bakıyoruz, sola bakıyoruz ondan sonra ha galiba bunu demiş diye. Ne kadar zaman geçti? Bir saat belki de bir yarım saat bir paragraflık soruyu zaten anlamakta yarım saat geçti. Şimdi değerli öğretmen arkadaşlar çocuklara ödev veriliyor. Hani siz de sorunuzda sormuşsunuz. Ödev veriliyor, alıştırma veriliyor vesaire veriliyor. Önce biraz çocuğun dünyasını da bir hesaba katmak lazım. 20 sayfa fotokopi çekmiş öğretmen. Verdiği soruları işte gidin evde yapın gelin diye. Öğrenmek böyle bir şey değildir. Öğrenmek çok tekrar ettirmekle olacak bir şey değildir. Ama çok tekrar edilerek olacak bir şeydir. Siz çocuğa 100 sayfalık eğer diyelim 50 sayfalık bir ödev verdiniz. Bunların hepsini yapın gelin dediniz. Çocuk bunalır da gelir onları. İnsanın böyle bir mahiyeti var. Zorlamalar karşısında benlik direnç gösterir. Çünkü benlik onurludur. Ancak siz çocuğa eğer bir konu bütünlüğünü anlatmış iseniz, konuyu tamamen algılattırmış iseniz, çocuğa ödev vermeseniz de, işte kitaplarda arkadaşlar alıştırmalara bakın isterseniz onu yapın deseniz, çocuk o öğrendiği konuyu 50 tane sayfa değil 100 tane sayfayla birlikte yapar ki bana gelen birçok işte anne babalar var, çocukların okul problemiyle ilgili gelen var, değişik problemlerle ilgili gelen var. Eğer çocukta bu güncel yaşamla eşleştirmeyi ve bir önceki konunun öğrenilmiş olmasını tam tamamladığınız sırada çocuğa artık sizin çok fazla ödev vermenize gerek yok. Çocuk deli oluyor. Gidiyor bilmem ne yayınlarının işte yaprak testini alıyor. O yetmiyor bir tane daha alıyor. Baba acayip bir şeymiş diyor. Bir de bunu alayım diyor. Sonra gidiyor acaba yani konuşulduğu zaman lise çocuklarına, lise öğrencilerine, lise 1'de 2'de acaba bu konuyla ilgili üniversitede sınav çıkmıştı mı diye bir de bakıyorsunuz ki üniversitede çıkan sorularla ilgili de çözmeye çalışıyor o öğrendiği konuyu. Tüm bunların her birisi neden? Çünkü çocuk öğrendi o konuyu. Ama günümüz çocuklarının en büyük hatalarından bir tanesi, ebeveyn ve öğretmen hatalarından bir tanesi zincirin halkaları kopuk, halkaları. Öğretmen kendi üstünden atıyor, sorumluluğu atıyor. Yani orta 1'de şu konuyu atlamış, orta 3'te şunu öğrenememiş, orta 4'te işte lise 1'de şunu yapamamış. Çocuk lise 3'e gelmiş, zincirin halkaları kopuk. Siz yukarıda tutuyorsunuz bir tane halkayı, zannediyorsunuz ki aşağıya doğru 100 tane zincirin halkası birbirine bağlı. Aşağıdaki kovayı çekeceğim diyor zannediyorsunuz kuyunun içerisinden. Yahu öğretmenim elinde bir tane zincir var, onun üstüne bağlı halkalar kopuk. Çocuğun kuyusunun içerisinden su çıkartamazsın elinde çünkü bir tane zincir var.
zincirin halkaları kopuk olduğu zaman, siz bu öğrenciye ders anlatmaya kalktığınız zaman sınıf içerisinde bunalır. Yani sınıf içerisinde kafasını masaya koyanlar var ya, sınıf içerisinde oflayan poflayanlar var ya, birbirlerine tekme atan çocuklar var ya, takip ederseniz bu çocukların her birisinin aslında geçmişteki zincirin halkaları teker teker kopuk vaziyette. Dolayısıyla Elif Hocam, belki bütün hepsini söyleyemedik bir çocuğun öğrenmenin mutluluğunu yakalayabilmesi için 2-3 tane şey söyledim. Bunlardan bir tanesi zincirin halkalarını tamamlıyor olması lazım. Öğrenmeden bir konuyu bir sonraki konuya geçmemesi lazım. İkincisi ise güncel yaşamla eşleştirilmesi lazım. Somutlaştırılması lazım öğrendiği konunun. Ama bunların her birisi olsa bile bir şey olmazsa öğrenme olmaz değerli Elif Hocam. O da şu: bir öğrenci öğretmenini sevemediyse, yahut da bir başka açıdan bakalım, öğretmen kendisini sevdirmediyse, o dersi öğrense de o ders onun için bir karın ağrısı olacaktır. Bir öğrencinin bir dersi sevebilmesi öğretmenini sevebilmesine bağlıdır. Evet, bir ara verelim isterseniz, aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Efendim, haberlerden sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Kalan dakikalarımız içerisinde göndermiş olduğunuz soruları efendim devam etmeye çalışıyorum. Şimdi bir genç kız var, üniversite öğrencisi, ismimi söylemeyin diye yazmış, özellikle rica etmiş ve uzunca bir mesaj yazmış. Bütün satırlarını tek tek okudum. Özetini çıkartayım ve ben burada kendisine mesajın hepsini okumayacağım. Birkaç sayfalık bir mesaj. Sadece özetini çıkartarak kendisine sorduğu sorunun, ne yapmam lazım hocam diye sorduğu sorunun cevabını vereyim. 22 yaşında Kırıkkale'den yazan bir genç hanımefendi, öğrenci bir hanımefendi. Facebook'ta tanıştığı bir genç delikanlının kendi yaşamını nasıl da kabusa çevirdiğini ve kendi yaşamında ona nasıl zaaflar oluşturduğunu ve ailesinin birçok şeyi bilmemesi ve bu bilmemeleriyle birlikte kendi yaşadığı vicdan azabı, öbür taraftan korku, baskı ve yapacak bir şeyinin olmaması içerisinde bir bunaltının içerisinde kaldığını uzun uzun detaylı yazmış. Bir Facebook belasıyla daha karşı karşıya kalmış olan bir genç kızın feryat ve gözyaşlarıyla yazmış olduğu mesajdı. 2,5 sayfa boyunca yazmış olduğu mesaj. Ben ona hitaben şöyle söylüyorum. Diyorum ki, tamam, geçmişte ne olduysa oldu. Nasıl kandırıldıysan kandırıldın ve seni kandıranlar daha başkalarını da zaten kandırmış olduğunu da fark ettin. Şu anda çaresizce bir kuş gibi, suyun içinden soğuk havada çıkmış bir kedinin titrediği gibi ailenden uzak titriyorsun. Ama geçmişte artık ne olduysa oldu. Yapacağın şey şu olsun: bugün, hem de bugün Bismillah deyip yeni bir yaşama başla. Yeni bir yaşama başla. Geçmişte yaşadığın hiçbir şeyin yükünü üzerinde gelecekteki yaşamını da karartmak için taşıma. Zaten yattı balık yan gider diyerek yaşama. Hayır, öyle değil. Bugün ayağa kalk, bugün. Kalk ayağa bugün ve yeni bir yaşam için Bismillah de. İlk yapacağın şeylerden bir tanesi de sende zaaf oluşturan, sende bağımlılık oluşturan, sende dürtü oluşturan ve her seferinde de yeni yeni sorunlar açan şu Facebook olayından da kurtulmaya çalış. Kapat. Bismillah de, şifrelerini değiştir, kapatma düğmesine bas, hiç düşünmeden tak diye kapat ve bir daha da o sayfayı geriye doğru açma. Ve oradaki eğitimini tamamladıktan sonra da yeni bir başlangıç yapmış olarak ailenin yanına öylece dön. Pişman mısın ki mesajın içerisi gözyaşlarıyla dolu, deli gibi pişmanım diye yazıyorsun. Ben böyle hataları nasıl yaptım diye yazıyorsun. Bu pişmanlığın sende gelecek yaşamını güzel bir şekilde kurgulamak için motivasyon kaynağın olsun, ama bu pişmanlığın seni kendi içinde aman zaten her şeyde oldu olacak zaten diyerek bir yıkıntının içerisine düşürmesin. Yeniden ayağa kalk ve yaşam devam ediyor. Daha genceciksin ve yaşamın sana sunacağı çok şey var. Eğer bugün
tövbe der, bismillah der, yeniden başlayacağım ve yeniden ben benlik bütünlüğümü kuracağım, yeniden saygı değer olacağım, tüm bana saygısızlıkları yaşatanlara rağmen diyeceksen eğer, işte o zaman içindeki tüm bu bunaltıları, tüm bu kırılganlıkları toparlamış olarak yeni yaşama başlarsın. Umarım şu satırları dinlemişsindir, umarım bu sözleri dinlemişsindir ve umarım yeni bir adım atarsın. Buraya kadardı der ve bundan sonrasının adımını efendim bozuk düzen içerisinde atmasın. Eğer evet ben başladım yeni bir yaşantıma dersen bana da e-mail gönderirsen ben de sevinirim. Rahime Hanım'ın mesajı var. Rahime Hanım'ın kısa bir sorusu. Merhaba hocam, 10 aylık kızım var. Babaannesi ve dedesi alt katta oturuyorlar. Bazen gelip kızımı götürüyorlar. Bir saat sonra getiriyorlar. Sorum şu, ben de kızımla gitmeli miyim? Bir de bu aralar beni ısırmaya başladı. Güvenini sarsacak bir şey mi yaptım acaba? Lütfen yardımcı olun demiş Rahime Hanım. Rahime Hanım 10 aylık bir çocuk, annesinden ayrı kaldığı sırada onların yok olduğunu, onun kaybolduğunu zanneder ve kaygıya kapılır. Yani şöyle birazcık çocuğunuz kendisi toparlayıncaya kadar keşke yanında siz de inmiş olsanız. Hem kayınvalidenize de işlerinde yardımcı olursunuz. Yani çocuğunuzun görme alanının içinde olur ve sizi gözüyle takip edecek olursa çocuğunuz için bu çok iyi olur. Belki yaşı birazcık daha ilerledikten sonra yalnız gönderip 1-2 saat dedesinin, ebesinin sevmesini sağlayabilirsiniz. Şaban Bey'in mesajı var. Şaban Bey şöyle sormuş. Selamünaleyküm hocam. Sizi çocuk deyip geçmeyin programınızda tanıyor. Programınızdan çok etkilendiğim için tanıdığım tanımadığım çocuğu olan herkese tavsiye ediyorum. Fakat hocam sıkıntımın büyüğünü yaşadığımın farkında değilmişim. 16 yaşında bir kızım var. İki de ablası var. Ama onlardan son derece memnunum. Onlar ikisi de Samsun'da üniversitede okuyorlar. Sıkıntımız 16 yaşındaki kızımda. Çocuğum hem okulda hem de evde yalan söylüyor. Okuldaki arkadaşlarına hayal ettiği şeyleri gerçek gibi anlatıyor. Esasen müteassıp, mütedeyyin bir aile yapımız var. Fakat çocuk bizi ve kendini entelektüel, sosyal bir aile gibi tanıtıyor. Sık sık yurt dışına çıktığımız gibi. Bir gün dershanedeki öğretmeni bana İsviçre'ye gitmişsiniz, hoş geldiniz dedi. Çok şaşırdım. Meğer bizim kız öğretmenine öyle demiş. Kendi de sanki buna inanıyor. Sınıftaki arkadaşlarını küçük görüyor. Kimseyi beğenmiyor. Okulda, ilk öğretim okulunda 7. sınıftayken sınıfındaki bir grup arkadaşı içki muhabbeti yapmışlar ve yarın getirip içelim demişler. Kim getirir? Bizimki de ben getiririm demiş ve okul idaresi çantasında bir kutu bira bulmuşlar. Sonuç, sene bitmeden okuldan uzaklaştırıldı. Başka okula götürdüm, orada da bir erkek arkadaş edinmiş. Belki çocuğa kendisini beğendirmek için bizi çok varlıklı bir aile olarak tanıtmış. Çocuğa da telefon alacağını vaat etmiş ve cebimden 700 TL para alıp defterinin arasına koymuş, orada buldum. Hocam başınızı ağrıttım. İlk öğretimden sonra İmam Hatip Lisesi'ne kaydettik. Birinci yılı elhamdülillah işte geçti. Fakat ikinci sınıfta 10 zayıf getirdi. Biz de örgün eğitimde başarısız oldu. Belki yatılı Kur'an kursuna verelim dedik. O da bunu kabul etti. Ancak burada hüsranla sonuçlandı. Hocam çocukta cinsellik ve karşı cinse ilgi çıktı. Çocuk kendini açık resimlerini çekip Facebook'a da eklemiş. Bunu da Kur'an kursundaki hocaları görmüşler ve eşimi çağırıp durumu anlatmışlar. Çocuk kurstan da uzaklaştırıldı. Hocam ev cenaze evi gibi oldu. Bize yardım edin lütfen diye yazmış. Değerli Şaban Bey, Şaban Bey şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi bahsettiğiniz problem bir kişilik, artık 16 yaşında bir benlik problemi. Yani çocuğunuzun kendi içerisinde ürettiği bir sahte benlik ve size gösterdiği bir gerçek benliğinin aslında şaşkınlığını siz de yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu böylesi bir sorun radyo programıyla 1-2 dakika içerisinde cevaplandırılacak bir sorun değil. Size tavsiyem şu, kendisine güvendiğiniz, değerlerine güvendiğiniz, rahat olabileceğinizi düşündüğünüz
bir uzman ile bu problemi çözmeye çalışsanız çok iyi olur. Yani sizin aslında problemi siz son kısımda tam tespit etmişsiniz. Yani çocuğunuzun yalan söylemesi, sizi varlıklı bir aile olarak tanıtmaya çalışması aslında muhtemelen evet bir yoğun cinsel duygular barındırıyor olması ve bu yoğun cinsel duygular ile aslında kendisini etrafa tanıtıp beğendirip erkek arkadaşı edinme veya kız arkadaşı edinerek kendisine ilgi duydurmak üzere kurgulanmış bir yaşamın içerisine girmiş olabilir. Yani motivasyon kaynağı kendi içerisinde yalana yönelmesi, kendi içerisinde sahte bir dünyaya kurmaya yönelmesi yoğun bir cinsellik barındırıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. Size tavsiyem bir uzman desteği mutlaka alın. Çünkü bu bataklık içerisindeki timsah gibidir. Suyun yüzeyine baktığınızda hiçbir şey görmezsiniz. Ama çocuk kendi içerisinde o timsahı eğer barındırıyorsa bir gün kafasını çıkarttığında neye uğradığınızı şaşırabilirsiniz. Bir uzman desteği alsanız çok iyi olur. Ama şunu ilave edeyim, hemen şunu da söyleyeyim Şaban Bey. Yani bunun çözümünü sakın şöyle bir yolda aramayın. İşi daha da büyütürsünüz. Yani döverek, söverek, gebertirim seni diyerek, yakaladığım zaman duvara çarparım seni diyerek, biz bunu kaldıramayız, mütedeyyin bir aileyiz vesaireyiz diyerek sakın ola ki böyle bir şeye tevessül etmeyin. Sorunu sanki bugün çözmüş gibi olmuş olsanız Allah göstermesin kızınız daha ileriki yaşlarda daha da büyük ciddi sorunlarla karşı karşıya kalır. Bunu bir rahatsızlık olarak düşünün. Bunu bir çözüm uzman desteğiyle çözülecek konu olarak düşünün ve kızınıza yardım etmek için bunu yapın. Yani kızınızı efendim şey için değil, adam olsun diye değil. Kızınızın yardıma ihtiyacı var. O yardımı kendisine sunabilmek için. Onun kendisinin haberi yoktur yardıma ihtiyacı olduğunda. Onun için şu anda işte nefsine uyduğundan dolayı her şey lay lay lom. Ama siz kızınıza merhametle bakın ve ona yardım için bu desteği ona sunmaya çalışın. Umarım uygun bir uzman bulur ve sorununuzu tereyağından kıl çeker gibi çeker ve halledersiniz. Efendim Zahide Hanım'ın mesajı var. Onun da kısa bir mesajı. Hocam benim 20 aylık bir kızım ve iki arkadaşımın da 2 yaşında kızlarıyla oyun grubu kurmak istiyorum. Ama bu konuda tecrübem yok. Neler yapabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz diye yazmış Zahide Hanım. Değerli Zahide Hanım, aslında iki satır içerisinde o kadar koca bir dünyayı barındırmışsınız ki, pedagojik dünyayı barındırmışsınız ki, yani size bu düşüncenizden dolayı gerçekten tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim. Neden dolayı tebrik ederim? Şundan dolayı tebrik ederim. Aslında anneler birbirlerini hani ağırlıyorlar ya, gün düzenliyorlar ya, pasta börek ikram ediyorlar ya, hani işte baklava börek yeniliyor, çaylar içiliyor, bir takım sohbetler yapılıyor ya, birbirleriyle moral toparlamaya, işte sağa solu konuşmaya çalışıyorlar ya, aslında siz böyle bir şeyi bir başlatmış olsanız ve keşke şu radyoyu dinleyen 3-5 tane anne, 3-5 tane kendi gibi düşünen anneyi bulmuş olsa ve ev okulu projesi başlatılmış olsa şehirlerde, çocuklar çok kurtulacak. Çocuklar dışarıdaki menfi, dışarıdaki zararlı alışkanlıklardan çok kurtulacak. Çocuğuna karşı duyarlı olan anneler bir araya gelmesi lazım. Çocuğuna karşı duyarlı, eşine karşı duyarlı, evine karşı duyarlı olan, hassas olan anneler birbirlerini tanıması lazım. Yani biz genellikle kimi tanıyoruz? Aynı gruptan insanları tanıyoruz. İşte Ali'yi, Veli'yi. Ama ya bu kadıncağız çocuğuna karşı duyarlı değil ki. Tamam, çok iyi bir hanımefendi. Bana karşı da çok iyi. Efendim ikramı, izzeti de çok iyi. Evine gittiğim zaman böyle beni el üstünde tutuyor. Ama çocuğuyla ilgili geldiği zaman bak dişlerini sıkıyor böyle. İçeriye gönderiyor, kolunu çimdikliyor. Çık dışarı diyor, gir içeri diyor. Çocuğunu bunaltıyor. Sizin çocuğunuz da o evde bunalıyor. Aman bir yere dokunacak diye endişe duyuyorsunuz. Hayır. Çocuk merkezli eğer siz bir insan yetiştirmek istiyorsanız, insan yetiştirmek istiyorsanız, o takdirde yaşamınızı o insanın yetiştirilmesine dönük olarak zeminler hazırlayan bir anne
düşüncesine gelin. Böylelikle 3 tane anne birbirleriyle otursunlar, bir gün konuşsunlar, desinler ki ya biz böyle birbirimizi de Allah için seviyoruz, birbirimizle de hoşlanıyoruz. Birbirimizle oturduğumuz zamanlar Ali'den, Veri'den, 49-50'den bahsedeceğimiz yere oturalım. Acaba çocuk eğitimiyle ilgili ne yapabiliriz? Ben bazen haberleri alıyorum, onu da hemen söyleyeyim. Bazı evlerde yine 3-5 aile oturuyor ve çocukluk sırrı okuyarak analiz ediyorlarmış. Ben bunu duyduğumda çok çok sevindim, çok mutlu oldum. Aynı bunun gibi beyler gündüz işteyken hanımlardan 3 tanesi yukarı kat aşağı kat karşıdaki komşudan gelinmiş olsa, 3 kişi 4 kişi bir araya gelinmiş olsa ve çocuklarıyla birlikte bir araya gelinmiş olsa ve çocuk için bir araya gelinmiş olsa, 4 tane anne evin içerisinde evcilik oynamış olsa, 4 tane anne evin içerisinde çocuklarıyla birlikte puzzle yapmış olsa, 4 tane anne evin içerisinde efendim araba oyunu oynamış olsa, kadınlar, anneler yerlere oturmuş olarak çocuklarıyla birlikte oyunlar oynasa, oyunlar oynatsa demiyorum. Birbirlerine ne kadar iyi anne olduklarını da göstersin demiyorum. Ama 4 tane anne çocuklarıyla birlikte hem kendi çocukluklarını yaşamış olsalar hem de çocuklarına o sırada birlikte olmanın keyfini yaşatmış olsalar, bu günler çabuk geçiyor. 2 sene, 3 sene bir de bakıyorsunuz ki çocuk kocaman olmuş gitmiş. Bu günlerin kıymetini daha çocukluk yıllarında eğer yaşatırsanız o zaman çok daha güzel olur. Sadece çocukluk zamanında mı anneler bir araya gelip pasta börek yerine çocukların ruh dünyasını efendim besleseler, kendilerini besleyeceklerine, çocukların ruh dünyasını besleseler? Hayır, daha ileriki yaşlarda da mutlaka olması lazım. Genç kızı olan ve genç kızına efendim belli bir yaşam tarzı, belli bir ahlak, belli bir gelenek ve kültür aşılamak isteyen bir hanımefendi, aynı düşüncedeki bir başka hanımefendiyi ta Fizan'da da olsa, daha başka bir yerde de olsa bulması lazım. Dostluklarımızı ve arkadaşlıklarımızı ben merkezci olarak ayarlamamak lazım. Kendimi ağırlattırmamam lazım. Kendime nerede ilgi alaka görüyorsam orada dünyayı kurtaracak, Türkiye'yi kurtaracak, siyaseti kurtaracak, ekonomiyi kurtaracak, efendim bahçedeki ağaçların yapraklarını kurtaracak gibi, oradan kalktıktan sonra icraata dökülmeyecek bir takım şeyleri konuşmak yerine, 3 tane arkadaş, 4 tane arkadaş evin içerisine çocuk merkezli olarak gelsinler. Beyefendiler kendi aralarında otururken genç delikanlı içeriye girdiğinde onunla ilgilenecek, ona soru soracak. Ama büyüklükle değil, oturup dostça soru soracak. Senin okuldayken geçen yıl ben bir arkadaş tanımıştım. Ya neydi o öğretmenin adı? Diyerek doğal konuşmalar. Yani arkadaşla nasıl konuşuyorsan. Hani sizin okulun karşısında bir tane bina var ya. Ya biz o binaya geçenlerde geldiğimizde o binada şöyle şöyle bir şeyler olmuştu. Yahut da işte okulunuzun sizin duvarı var ya, hiç dikkatini çekti mi okulunuzun duvarının bir kısmını aslında eski taşlardan bir kısmını yeni taşlardan yapmışlar. O taşların bir kısmı kıymetliymiş, ta bilmem nerenin kazılarından getirilmiş taşlarmış diyerek. Yani bir amaca dönük olarak değil ama çocuğa insan muamelesi yapar ve doğal bir sohbet ortamı içerisinde olucu konuşmalar yapılsa hem çocuklar için hem küçükler için hem de büyükler için böylesi zeminler oluşturulması lazım. Zahide Hanım, ne yapabilirsiniz diye soruyorsunuz. Örneğin dediğim gibi biraz önce 3 boyutlu puzzle'lar, sizin 2 yaş grubunda oldukları için 3 boyutlu puzzle'lar olabilir. Su oyunları olabilir. Su kabını, efendim örneğin bir kasenin içerisindeki bir suyu öbür kasenin içerisine süngerle emdirerek önce sonra sıkarak su kasesinden bir kaseden bir kaseye su aktarma olabilir. Pirinç ayıklama olabilir süzgeçle, çay süzgeciyle. Pirinç ayıklama. İçerisine birazcık irmik koyun, birazcık da pirinç koyun veya da kırmızı mercimek koyun bir kasenin içerisine. İkisini karıştırın. Sonra bir efendim kaşıkla diğer bir kasenin, boş bir kasenin üstüne getirin çay süzgecini örneğin. Kaşıkla çay süzgecinin içerisine kırmızı mercimekle irmiğin karışımı olan parçayı, o kıvamı getirin. Sallaya sallaya dökün.
irmik aşağıya doğru aksın, kırmızı mercimekler yukarıda kalsın. Ve çocuklara örneğin bunu yapın. Çocuk onu sallarken, çocuk o ikisinden anlamaz zaten. Mercimek niye yukarıda kaldı, irmik niye aşağıya indi anlamaz bile. Bu ve benzeri çalışmaları, hatta ben size etkinlik kitabı da söyleyeyim. Tim Seldin'in Yetenekli Çocuk Nasıl Yetişir diye bir tane kitabı var. Dünya Montessori Vakfı Başkanı Tim Seldin. Onun kitabının içerisinde bu ve benzeri etkinlikler çok var. Ben sizi tebrik ederim. Umarım anneler bir araya geldiklerinde kendileri için değil de çocukları için bir araya gelecek zeminler oluştururlar. Efendim, göz açıp kapayıncaya kadar bugünkü yayın burada sona erdi. Ayrılmak zorundayız. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.